Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber cevizli sucuk yapalım. Emir Tağ bana yardım edecek. Önce cevizlerimizi alıp bu şekilde kıralım arkadaşlar. Şöyle düzgün olsun. Şu şekilde kırdık. Bir gün öncesinden ıslattık arkadaşlar. Şu suyunu dökeceğim. Acı suyu. Bir iki defa değiştirdim suyunu. Son bir defa daha dökeceğim. Şöyle arkadaşlar, yorgan ipini iki kat yaptım. Şöyle kalın bir iğneye taktım. Şimdi cevizleri şöyle alıyorum. Tam ortadan ipe dizeceğim. Şöyle ver oğlum. Tane. Böyle ipe dizerim. İstediğimiz uzunlukta dizelim arkadaşlar. Suya ıslattık. Acı suyunu çıkardık. 2-3 defa suyu değiştirdim. Kırık olanları Emir Tağ yiyor. Suyun içinde beklediği için hem de yumuşamış oluyor cevizler. Bir tane bir tane ver annenin. Böyle dizeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta dizin. Arkadaşlar, ipe dizdim cevizleri. Şöyle arası açık olacak. Şu şekilde dizelim. Diğer malzemelere geçelim. 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı şeker, su bardağı şeker. 1 su bardağından biraz eksik nişasta, 1,5 su bardağı pekmez, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tarçın, birkaç tane karanfil. Şimdi pekmezli harcı hazırlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Önce 1,5 su bardağı pekmezi tencereye alıyorum. Bardağımız 200 milimlik su bardağı arkadaşlar. 1,5 bardak pekmezi tencereye koydum. Şimdi su ilave edeceğim. Bir bardak suyu döküyorum. Şimdi ikinci bardak. İkinci bardağı da ilave ettim. Karıştırıyorum. Bardak oldu arkadaşlar. Dördüncü bardağı ilave ettim. 4 bardak su koyduk. Pekmezle iyice karıştırıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Şekerimizi de ilave ediyorum.
tarçınımızı ilave ediyorum. Üç tane karanfil ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle üç tane. Sütle nişastayı karıştırdım arkadaşlar. Şimdi ilave ediyorum. Ilımaya başladı. Karıştırarak dökelim. Topaklanmasın. Birazcık su ilave ediyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle bakın bir 10 dakikadır kaynatıyorum. Bu kıvama gelince tereyağını koyacağım. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Altını birazcık açıyorum. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle kıvamına bakın. Muhallebi kıvamından birazcık daha koyu olacak. Altını kapatacağım. Bir 5-10 dakika bekleteceğim. Şu cevizleri de arkadaşlar ipe dizdik. Alt uçlarını şu şekilde düğümleyeceğim. Şöyle. Baş tarafını şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradan bir şeye geçireceğim. Oklavaya geçireceğim. Şu şekilde. Kuruması için. Yüksek bir yere asacağım. İpe dizmiş olduğum cevizleri alıyorum arkadaşlar. Şu çok bağladığım yeri, şöyle açık olan yeri elime alıyorum. Tencereye koyuyorum. Şöyle iyice bulayacağım. Şöyle üzerine de dökelim. Oklavaya geçireceğim arkadaşlar şuradan. Şöyle oklavaya geçirdim. Şöyle bakın çok güzel oldu. Tekrar harcın içine koyuyorum. Üzerine harçtan döküyorum arkadaşlar. 10 dakika bu şekilde bekleteceğim. Bu şekilde 10 dakika bekletiyorum. On dakika harcın içinde beklettim arkadaşlar. Şimdi tekrar yerdeki harçtan alıp şöyle üzerinden döküyorum kaşıkla. Şimdi bunu yüksek bir yere asacağım.
Cevizli sucukları yüksek bir yere astım arkadaşlar. Şimdi tekrar harçtan alıyorum kaşıkla. Üzerinden yavaş yavaş akıtacağım. Bu işlemi birkaç defa yapacağım. Altına tepsi koyun. Genişçe bir kap koyun, yeri akmasın. Kaşıkla üzerinden yine döktüm arkadaşlar pekmezli harçtan. Ara ara böyle bu şekilde dökeceğim. Altına akıyor, tepsi koydum arkadaşlar altına da. 2 saat bekleteceğim. Tekrar gelip bakayım. Tekrar biraz daha üzerinden harçtan dökeceğim. Böyle boşluk olan yerlere dökelim. İki gün bu şekilde asılı duracak arkadaşlar. İki günün sonunda tamamen kuruyor. Güneşe koymayalım. Gölge bir yerde kurutacağız. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, abone olursanız çok sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.